Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz Making Suggestions. Öneriler yapmak, tekliflerde bulunmak. Suggestion kelimesi öneri anlamında kullanılır. Karşımızdaki kişiye herhangi bir durum karşısında bir şey yapmayı soru yoluyla veya düz cümleyle nasıl söyleriz? Bunlar kaç şekilde söyleriz? 1. Düz cümleyle let's ile söyleyebilir. Let's, haydi, hadi yapalım, hadi gidelim. Shall we, yapalım mı? Would you like? İster misin? Can you? Yapabilir misin? How about ve what about? Yapmaya ne dersin? Gibi ifadelerle karşıdaki kişiye tekliflerde, önerilerde bulunabiliriz. Örneğin, filme götürmek istiyoruz, filme gitmek istiyoruz. 1. Let's go to a movie. Shall we go to a movie? Yani, filme gitmeye ne dersin? Filme gidelim mi? Would you like to go to a movie? Filme gitmek ister misin? How about going to a movie? Filme gitmeye ne dersin? What about going to a movie? Yine filme gitmeye ne dersin? Bu yapılarda biraz eylemlerin kullanış farklılığı var. Let's ve shall'de yalın halde kullanılıyor. Would you like daha sonra to gelmiş oluyor. How about ve what about da ise ING ile kullanılmış oluyor. Bunları biraz kullanımlarda dikkat etmiş olacağız. Evet, let's, haydi, shall we, yapalım mı? Can you, yapabilir misin? Would you like, ister misin? What about ve how about, yapmaya ne dersin? Start, let's start, hadi başlayalım. Shall we start, başlayalım mı? Can you start, başlayabilir misin? Would you like to start, başlamak ister misin? How about, what about starting? Başlamaya ne dersin? Hadi başlayalım. Let's, haydiydi. Let's go, haydi gidelim. Let's swim, haydi yüzelim. Let's play the guitar, haydi gitar çalalım. Let's eat a pizza, hadi pizza yiyelim. Shall we, yapalım mı? Shall we go to a park? Parka gidelim mi? Shall we play the guitar, gitar çalalım mı? Shall we eat a pizza, pizza yiyelim mi? Shall we swim, yüzelim mi? Would you like? İster misin? Would you like to go to park? Parka gitmek ister misin? Would you like to swim? Yüzmek ister misin? Would you like to play the guitar? Gitar çalmak ister misin? Would you like? Sorry, orayı değiştirmeyi unutmuşuz. Would you like to eat pizza? Pizza yemek ister misin? How about ve what about kullanınca ne kullanıyorduk? Eylemden sonra ing kullanıyorduk. Bu yapıya tekrar hatırlatıyorum. Dikkat etmemiz gerekiyor. What about? How about yapmaya ne dersin? What about going to park? Parka gitmeye ne dersin? What about swimming? Yüzmeye ne dersin? What about playing the guitar? Gitar çalmaya ne dersin? What about eating a pizza? Pizza yemeye ne dersin? Aynı şekilde how about'ta da kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi how about going to park eşit. Aynı yapıda kullanabiliyoruz. Gelelim. Cümleyi kullanacağız. Kelimeleri kullanalım. Let's'i kullanacağız. Dance'i kullanacağız. Let's'ten sonra dance ne oluyordu? Eylem hiçbir değişikliğe uğramıyordu. Aynen geliyordu. Shall we de yine aynıydı. Let's dance, shall we dance. Would you like'tan sonra ne geliyordu? Evet, to geliyordu. Would you like to dance? How about what about da ne yapıyorduk? Evet, ing kullanıyorduk. What about dancing? Ya da how about dancing. Evet, şimdi play soccer'la yapalım. Let's play soccer. Shall we? Yalın geliyor yine play soccer. Would you like olunca to geliyordu. Would you like to play soccer? What about playing soccer? How about playing soccer? Watch cartoon kelimesini bu sefer kullanacağız. Let's watch cartoon. Evet, çaylı çizgi film izleyelim. Would you like as to watch cartoon, what about watching cartoon, how about watching cartoon, shall we, yes, watch cartoon. I am thirsty, let's drink, shall we drink, would you like to drink, what about drinking, how about drinking. Let's play chess. How about playing chess? Shall we play chess? Evet, burada ing yazmayı unutmuşuz.
How about that? What about playing chess? Would you like to play chess? Aynı şekilde yalın olduğuna göre ve soru işareti olduğuna göre buraya hangi kelime gelir? Tabii ki shall be. Yine soru işareti ve burada to olduğuna göre ne gelir? Evet, would you like to? ING olduğuna göre ya what about ya da how about gelir. Burada da soru cümlesi olmadığı için, düz bir cümle olduğu için ne gelir? Tabii ki let's gelir. Evet, bunlar teklif önerilerdi. Bunlar teklif önerilerimizi, bir de kabul etmeler var, reddetmeler var. Kabul etme, accepting. Yes, sure, evet, tabii ki. It sounds very good. Kulağa çok iyi geliyor. I would love to, isterim. It's a good idea. Harika fikir. That sounds great. Kulağa harika geliyor. Ya da reddediyoruz. No, thank you. I am sorry, I can't. I am afraid, I can't. I would love to, but isterim ama that's not a good idea. İyi bir fikir değil. Evet. Şimdi cümlelerde kullanırız. I am bored, mom. Let's do something exciting. Sıkıldım anne. Hadi bir şeyler, heyecanlı bir şeyler yapalım. Oh dear, how about jogging in the park? Parkta yürüyüşe ne dersin? Hızlı tempolu yürüyüşe ne dersin? Canım diyor. That sounds boring. I don't like jogging. Uf, kulağa sıkıcı geliyor. Yürüyüş yapmayı sevmiyorum. Pardon, tempolu yavaş tempolu koşu yapmayı sevmiyorum. Would you like to play tennis? Tenis oynamak ister misin? But I can't play table tennis. Ama tenis oynayamıyorum. Masa tenisi oynayamıyorum. O zaman annesi tekrar teklifte bulunuyor, bir öneride bulunuyor. What about going ice skating? Buz patenine gitmeye ne dersin? Great idea. Harika fikir. Okay, let's go. Hadi gidelim. Evet, gördüğünüz gibi şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda da devamını yapmış olacağız. Görüşmek üzere.